Avrupa seçimleri kapsamında 380 milyon seçmen 751 Avrupa Parlamentosu milletvekilini seçecek. Ancak yıllardır şiddetlenerek süren ekonomik kriz vatandaşların belini büküyor. Dayatılan kemer sıkma önlemleri ise öfkeyle karşılanıyor. Avrupa Birliği ise tüm bu yaşananların sorumlusu olarak gösteriliyor. Yayımlanan son anket sonuçları muhafazakarların az bir farkla merkez solun önüne geçtiğini gösteriyor. Merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nin 217, sosyalist ve demokratların ise 201 sandalye alması bekleniyor. Bir yasanın onaylanması için diğer gruplarla koalisyona gitme ihtiyacı duyulabilir. Sosyalistlerin karşı çıkması halinde Avrupa Halk Partisi ile birlikte hareket etmek için küçük grupların kurulması gerekecek. Zaten güven bunalımı yaşanıyor. Avrupa Parlamentosu daha da etkisiz hale gelirse bunun sonu ne olur? Aşırı sağ partilerin yükselişi Avrupa Parlamentosu'nun geleceğine dair endişeleri artırıyor. Avrupa'ya şüpheyle yaklaşanların Avrupa Parlamentosu'nda sandalye sayısını artırması bekleniyor. Bir şey yapmak istiyorlarsa grup oluşturmak durumunda kalacaklar. Bölünmüş halde büyük partileri etkileyemezler. Ancak engel oluşturmak için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Euronews muhabiri çekimser seçmen sayısının artabileceğini belirtiyor. 1979 yılından bu yana Avrupa seçimlerine ilgi giderek azalıyor. Birçok Avrupalı vatandaşın bu seçimlerde de çekimser kalma ihtimali büyük. 1979 yılında seçmenlerin %61'i sandık başına gitmişti. Ancak bu oran son seçimlerde %43'e düştü.